Selamlar dostlar. Sizlerle bugün İspanya'yı işliyoruz. Ruhat'ta 56'da fokusları ile İspanya'yı işliyoruz. İlk başta yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Hangi taraf kolay, hangi taraf orta zorluk, hangi taraf çok zor diye. Çarkı genelde yine standart olarak buluyorsunuz. Hiçbir şekilde bu her ülkede aynı. Genellikle çok nadiren farklı ülkelerde yönelimler değişiyor. Mesela eğer savunacak erken dönemde mesela bir Çinsen bunu gitmen daha mantıklı olabilir. Ya da bunu gitmen. Ama genelde diplomatik fulleniyor. Sonra ekonomik, ondan sonra da innovation, ondan sonra quality, quantity değişiyor. O oyundaki stratejine bağlı. Ona da ayrı bir video çekeriz tabii ki. İspanya'nın gidilesi iki yeri var. Yani oyun açısından mantıklı iki yolu var. Ya Carlist ya da faşist. Yani şöyle ki, faşist yol Carlist isyanı direkt bitiriyor. Fuerza Partisi'ne gittiğiniz zaman hiçbir şekilde falangistler pörçleniyor ve hiçbir şekilde isyan yemiyorsunuz. Çok basittir. En kolayı budur. Orta zorluk ise budur. Carlist'tir. Güçlüdür. Şu gördüğünüz buff'ları gerçekten efsanevidir. Her biri için ekstradan 70 gün beklemeniz gerekiyor. Yani şöyle, bu Fox'u gittin ya, buna gittin. Bu Fox'u gittin, sonra buna gidebiliyorsun. Aynı büyük buhran mantığı, sadece 70 gün fark var. Eğer buradan gideceksen, Gris Spanyol'dan gideceksen bu yol faşist yolu. Sizin savaşı en hızlı çıkarmanız gereken yol bu. Şöyle ki, komünist taraf, daha doğrusu demokrat ve komünist taraf, Popular Front süreyi uzatmaya ister. Çünkü orduyu terhis edip silahlarına el koyup en sonunda da savaşı başlatıp hazırlıksız, daha doğrusu hazırlıklı girmek ister savaşa, çok pardon. Burada ise kaliteli ya da kalitesiz division'ları seçtirir size. Yani burası süreyi uzatmaya çalışıyor. Burası ise süreyi bir an önce kısaltıp fokuslarını ben bitireyim. Bir an önce gireyim yolu. Neden? Senin fokusların çok kısa bir sürüyor. Bak şimdi. Buna gittin. Ortak. Buna gitmeye başladığın anda 35 gün. Not al. 28 gün. 35 gün. 35 gün. Yani totalde sen 140 güne buraya kadar geliyorsun. Buna da gittiğin zaman bitti. Ne oldu? 170 gün içerisinde sen fokuslarını bitiriyorsun. Ama bu taraf öyle değil. Bu taraf gittikçe gidiyor. Bak 70 gün, 70 gün, 70 gün, 70 gün, 70 gün. Ne oldu? Gitti. Yani bunların iç savaş uzatmasının nedeni fokuslarının çok güçlü olması. Eğer bu adam orduyu terhis ederse ya da silahları ele geçirirse bitti. Mesela bu fokusa gitti mi? 10 tane antrenin, yani nasıl diyeyim? Eğitilmemiş ordu alıyor. 3 tane de yetenekli mi alıyor? Galiba hemen hemen. Burası ise tamamen bitiyor. Yani şöyle ki, silahları hemen geçiyor ve Afrika'daki ordu da mı gidiyor? Evet, Afrika'daki ordu da gidiyor galiba. Tam emin değilim ama bu Fox'a gittiğiniz zaman gerçekten faşist ve milliyetçi taraf çok inanılmaz kötü çıkıyor. Ve silah rezervinin çok büyük bir kısmını, %80'li kısmı size geçiyor. Bu önemli. Burada gidilesi yol aslında komünist diyebilirim. Çünkü Stalin tarafına yanlamanız güzel. Anarşist tarafı bu modda özel bir şekilde kötü. Çünkü vanilyada normal bir şekilde korlayabilen ülkeleri sayayım size. Kim? Yani kendi korlarını alabilen ülkeleri saymıyorum. Yani bir şey kurmadan kor yapabilen tek ülke anarşist. Ama bu modda herkes her yeri korlayabiliyor. Dolayısıyla ucuza korluyor. Yani anarşist gitmek, oyunu trollemek demek kötü değil. Ama ittifaksız kalırsınız. Gerçekten sıkıntı. Ve faşist tarafın en büyük sıkıntısı da zaten bu. Şey, anarşist tarafın. İttifaksız kalıyorsun. Otokrat değilsin, bir şey değilsin. Saçma sapan bir şeysin. Ama güzel. Eğer savaştığın birisine çok güzel itlik yapabiliyorsun. Yani içinde bir anda limanda askerler spamlı oluyor vesaire vesaire. Güzel. Ve silah iyi çalıyorsun. Bu taraf ise komünist yolu. Ya res çekiyorsun Stalin'e, ya da Stalin'den gidiyorsun, Paput oluyorsun, sonra özgürlüğünü istiyorsun vesaire vesaire. Ama yine soruyor, Paput almak istiyor musun diye İspanya'yı. Burası ise demokrat yolu. Hiç denemedim ama fena bir yola benzemiyor. Burası ise kısa bitirmemiz gereken yol ise şey yolu, Kalis yolu. Gerçekten güçlü. Çok güzel. Bu taraf faşist yolu. Bu taraf ise falancist yolu. Birazcık daha yeni dünyaya giden bir yol. Yani Amerika'ya. Şimdi şöyle ki, biz hızlıca bu yolu göstereceğiz. Gris Spanyol'dan gideceğiz. Çok kısa göstereceğim, uzatmadan. İspanyol İç Savaşı'nda en azından yapılası noktaları göstereyim ki size anlayın. Gidip de bunun öğretisini çekmeyeceğim. Zaten YouTube'un seri şeyde var. İspanyol serimiz var.
Gerçi o biraz eskide kaldı ama onu yenileriz yani. Ben size genel statistikten bahsedeceğim sadece. Bu moda özel bir şekilde inanılmaz şekilde bayrak kapmaca oynuyorsunuz. Onu da göstereyim. İlk başta silah basmanız çok olası. Çok mantıklı. Askeri ise nereye çıkacaksınız? Mesela eğer komünist oynayacaksan aşağı bas. Eğer bizim gibi faşist oynayacaksan, en basit yolu oynayacaksan buraya git abi. Buna gittiğin saniyede 200 political puan geliyor. Şu an seçimler başlayacak ülkemizde. Fokustan dolayı. Gidip research'larınıza bakabilirsiniz. Yine endüstri fokusları. Standart. Bu seçim mevzusunu unutun. Bu tamamen iç savaşın başladığına göstergedir. Şu an bayrak kapmacaya gidiyorsunuz. İlk başta direkt gidip diplomatiğe yatırım yapmayın. Bayrak kapın. Nereler kapılabilir? Faşist taraf için konuşalım. Direkt buralar ve direktman buradaki şeylere bakın gideceksiniz. Pilotlara 242 gün içerisinde savaş çıkması bekleniyor. Bakın bu taraf süreyi uzaltıyor ve bayrak kapmaya çalışıyor. Sizi ise bu süreyi kısaltıp siz de bayrak kapmaya çalışıyorsunuz. Şöyle ki bu yoldan giderseniz ülkeye faşiste çevirirsiniz. Bu yoldan giderseniz war support kazanırsınız ama stability kaybedersiniz. Bu yoldan giderseniz ise çok önemli bir şekilde liderlerin sempatisini üzerinize çekersiniz. Mesela düşmanlardan lider. Mesela şöyle Kalis mi gideceksin abi? Sen bu yola gittiğin vakit mesela Franco'yu yanına çekebilirsin. Franco çok güçlü bir lider. İspanya Savaşı'nda. Mesela Franco'nun loyalty'sini alabilirsin. Ya da bu yoldan gidip Construction Speed, Factory Output vesaire. Mesela bu biraz kötü. Ama bu Swap Leader çok güzel bir şey. Komutanları kapabiliyorsun abi. Gidip anarşist komutanını bile alabilirsin. Ama tam emin değilim. Anarşistleri alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Gittiğin yoldaki komutanlar alabilir. Bu ise çıkan asker sayısı. Mesela bizde 24 asker çıkacak. Onda 64. 66. Bu bayrak kaptıkça, fokus gittikçe dengeleniyor. Siz aslında ezilen tarafsınız. Değil mi? Doktrinde ise çok değişik. Her doktrine gidebiliyor bu ülke. Firepower gidenini gördüm. Mobile Warfare gidenini gördüm. Grand Battle gideni. Mesela hatta asimetrik bile gideni gördüm. Ama genelde eğer Kalis gideceksiniz. Mobile Warfare veya tanka inanacaksınız ki bedavaya medium tank basıyorsunuz. Çünkü kaynak sizde. Mobile Warfare genelde mantıklı oluyor. Tek sıkıntınız manpower. Devam edelim. Bu fokusa gittiğin saniyede senin artık her zaman için bu bayrak sekmesi açık olacak bu arada. Diplomatikten alıyorsun. Bekliyorsun. Hiçbir advisor alamazsın. İspanya Savaşı'nda ordu silemezsin. Ordu dizayn edemezsin. Elleyemezsin. Önceden böyle değildi. Önceden ne güzeldi ya. Önceden tek paraşütçüyle oyunu bitirdik. Güzeldi. Bundan sonrasında fokus gidiyorsun. Parislerle anlaşıyorsun vesaire vesaire. Kesinlikle bayrak kapıyorsun. Bak ben burayı kapmaya çalışıyorum. O şu an bir şey yapamıyor. Political puanı yok demek. Enayi. Devam. Sürekli basıyorum, sürekli basıyorum. Şöyle ki toprağı 3'e bölüyor. Yani şöyle. Siz buranın 3'te 2'sini alacaksınız ama 3'te 3 yapınca bütün toprağı alabiliyorsunuz. Pocket mantığı çok önemli. Yine swap yapacağız. Mesela burada yazan komutanı tekrar bana ekleyecek. Bakın 182 güne çektim. Ha öyle direkt çıkartmak da mantıksız bu arada. Çünkü siz daha bu fokusları bitirmeden asker maksimum beklemeyin. Şu an hala iç karışıklıklar devam ediyor. Yukarıdaki bayraklar sizde değil. Panik yapmayın. Gidip de yukarıya sakın basmayın. O size gelecek zaten. Biz birazcık daha Madrid tarafına yapabiliriz. Ama Madrid'i paket almak varken neden yapalım ki onu? Afrika ordusunu alıyoruz Franco'nun. Bu arada ben faşist taraf gideceğim de Kalis taraf da yapılabilir. Yani Kalis tarafın sıkıntısı büyük. Bak bu burayı dönüştürmeyi tercih etti. Kalis tarafı niye sıkıntısı büyük? İçinde iç savaş çıkmazsa kötü. Çıkarsa daha kötü. Eğer çıkmazsa şuralar her zaman debufflı bir şekilde kalıyor. O debufftan da bahsedeceğiz. Çıkarsa savaş biraz daha uzuyor. Ekstra kötü yani o. Gidip de başka political puanımı harcamayacağım. Kesinlikle direkt bayrak kapmaca oynayacağız. Bu iş böyle yapılıyor. Bak burayı aldım mesela. Buraya tekrar gidiyorum. O da oraya çalışıyor. Bak 15 gün ekliyor. Ben daha fazla gün siliyorum. Yukarıdaki bayraklar bize katılınca asker sayısında iyi bir yere geçeceğiz. Evet tekrardan swap yapacağız. Political şey dediğim gibi mantıksız. War support için ülke riske atılmaz kesinlikle. Biz bayrağa çalışacağız. O da buraya çalışıyordu. Bazen başaramıyor bu arada eğer. Hemen ben buraya çalışıyorum. Afrika ordusunu aldık. Şıkır şıkır. Şey, pardon Afrika ordusunu şu an aldık. Aldık mı? Aldık evet. Şuna gittiğiniz zaman bütün setleri size bağlıyor. Asker sayınız dengeleniyor. Hileli gitmeye çalışmayın.
O kadar hızlı ilk sefer çıkıyor ki. Şuraları almadan çıktığım oldu. Öyle tek toprak. Hani bu kadar. Şu orduyu düzeltmeniz gerekiyor bu arada. Nerede çıkacaksanız oraya orduyu yiyin. Çünkü bu base ordu orada kalıyor. Haberiniz olsun. Geliyor. İşte bufflarınızı, teknolojilerinizi araştırabilirsiniz. Lakin faşist tarafın unutulmaması gereken buff'u şu. Bunlara gidersen, size volunteer atarlarsa ve bunlara gidersen bu buff'ları alabiliyorsun. Bu da artı 3 division daha atmasını sağlıyor ve volunteer limitini kısıyor. Ve fighter ve glossary support da %100 buff veriyor. Bu çok önemli. Eğer faşist gideceksiniz kesinlikle bunlardan desteklerinizi alın. Hadi bu bir nebze affedilebilirdi. Almanın verdiği buff affedilmez. Sonrasında buradan gidip daha fazla volunteer alabilirsin. Savaştayken bu. Alcazar, bildiğiniz gibi Franco'nun İspanya'daki Alcazar Kalesi'ni, hani çok meşhurdur o kale, zarar, çok zarar vermeden kurtarması, oradaki direnişi kurtarmasından geçiyor. Ve İspanya'daki o, yani şöyle düşünün, Komünist Popular Front tarafını inanılmaz bir moral kaybına uğratırken, bizim şu an gideceğimiz yoldaki tarafı coşturuyor, kubartıyor böyle. Bu yol ise size iki kapıyı açıyor. Sol taraf Falanstilo, sağ taraf artık kendi yolumuz. 66 gün kalmış. Hemen tekrar yapıyorum. Bir tane daha sempatizan kazanıyorum. Şuraya gidiyorum. Bak o git, o da gidiyor, ben de gidiyorum. Yani Madrid'i paketi almak çok mühim burada. Bu arada biz hiç şey gitmedik, hata yaptık aslında. Burada alınması gereken birim aslında şu. Bütün infanteriye güzel bufflar veren şeyler var. Şu alınabilir. Defans buffları önemli. Alın yani. İlk çıkışını göstereceğim. Çok uzatmayacağım. İspanya Savaşı'nı kazanmaya oynamayacağız en nihayetinde. Bak mesela baş ağrıdı. Ama ben de geri alacağım. Sonra bir kere daha basıyorum. Neden? Süre kısalıyor. Ama bunu bir kere daha bastığım zaman iç savaştayız. Bu çok önemli. Bu doktorun organizasyon veri çok önemli. Evet, fokus gittim. Ne oldu? Bak ben gidemiyorum daha fokus ama o istediği gibi gidebilir. İstediği gibi fokus tamamlayabilir. Bundan sonrasında ise şu bölgeyi almak yine bizim açımızdan bir tık mantıklı olabilir. Ama burayı kaptırmayacaksak tabii ki. Madrid'i tarihsel olarak paket almaya çalışıyoruz. Evet, bir kere daha swap yapacağım. Diğer yollar daha kısaltıyor bu arada. Ekstra şeyler açıyor. Hangisiydi bilmiyorum. Şu ya da diğer yol ekstra şey açıyor. Bu arada iç savaşı 7. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ben de keşke ha açtım onu. Tamam. Bu işine politika puan harcamayın. İç savaştayız artık. Her zaman onun tarafı daha üstün çıkar. Saçma sapan bir yerde çıktık. Şurayı üçlemedi ki. O yüzden saçma sapan bir yerde çıktık ama tek tük birimlerin çıkması çok iyi. A'in aklıyla oynuyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi gayet şahane çıktık. Şurayı üçlemeyi kaybetmeseydik inanılmaz iyi çıkacaktık ama biraz dengesiz oldu. Soruyu size. Nationalist Front mu yoksa Fatherland Front mu? Yani faşist mi yoksa Kalis mi? Biz bu frontta gideceğiz. Ya buradan hemen gitmem gereken Seval Kazar değil abi. Hayır. Alcazar'ı kurtarmıyorum. Ben buradan direktman Portekiz yardımlarına gitmem lazım ki Portekiz bize volunteer atabilsin. Alcazar'a gitmeye gerek yok. Şimdi yukarıdaki ordumu alırım. Şu an oyunu durdurabilirsiniz. Kimse size hiçbir şey diyemez. Hakkınız olan bir şey bu. Buradaki ordumu hemen buraya dayıyorum. Bayağı komutan geliyor size. İnanılmaz komutanlar geliyor. Falanjist olur. Kendi tarafınızdaki olur. Bunların loyalitesini alıyorsunuz abi. İspanyol komutanlar iyidir bu arada. Hangisinin loyalitesi sizde kalacak? Mesela bu bizde kalacak diye hatırlıyorum. Abi bu onluğu ben buraya dayadım. Değil mi? Onluğu dayadım. Cepheni çizdim. Bitir. Afrika ordusu çok özel bir ordu. Afrika ile line yarayacaksınız. O yüzden Afrika ordusunu ayrı bir komutan yönetsin. Bence. Bu abiyi verebilirsiniz. Duruma göre değişir. Diğer orduların hepsini topluyoruz abi. Şu 8'i de dahil et. Bunları ise genel cephe komutanı yapacağız. Buradan önce bir Franco'yu seçin. Franco çok üstün bir lider.
Çünkü 7'ye kadar asker taşıyabiliyor. Bu önemli bir yetenek. Geri kalanları verebilir ama falanşist bağlılıklar genelde gidecek. Unutmayın. Hangisini seçtiğiniz önemli. Yani biz şu an mesela bu partiden gideceğimiz nasyonist sempatisi alanları kullanabiliriz. Infantry expertler önemli. Bazıları hiç taraf seçmiyor. Sıkıntı yok diyorum. Buraya kadar geldik ya. Ha, evet, onlar da oraya gidiyor. Direktman yapmanızı istediğim şey şu. Ofansif verin. Bu abiye de ofansif verin. İlk savaş çıkmadan önce toplayabildiği kadar toplasın. Durumu. Şuraya doğruduğumuzu çekelim. Gördüğünüz gibi saçma sapan yerlere vuruyor ve biz cephede ne kadar hızlı ilerlersek o kadar iyi. Çünkü şu an ilk cezamız gelmedi. Cephe cezası gelmedi. Dolayısıyla limanlara koşun, oralara koşun. Yapın bir şeyler işte. Bilbao tarafını ele geçirin. Gördüğünüz gibi buraya dünyanın askeri çıkıyor. Ve sizin silah rezervünüz oluyor. Gelecek yani. Almanya size yardım etmez genelde. AI yardım ediyor da. Şu buff geldi. Tıklasan da tıklamasan da geliyor. Çünkü karşı taraf bunu kabul etti zaten. Bekletmenin pek bir anlamı yok. Evet, bu abi buraya vurmayı tercih etti. Peki abicim diyoruz. Biz de buraya gidiyoruz. Çok iyi komutan kasarsınız. Şimdi asıl noktaya da gelelim. Bu ne abi? Buradaki debuffları kaldırmanın yolu. Şimdi siz bir yere paket atmak istiyorsunuz değil mi? Mesela biz nereye açmak isteriz? Madrid'i belki açmak isteriz ama paket atmak istiyorsak mesela şurası çok mantıklı. Açılabilir. Ya da Sevilla tarafında güzel paket var. Efsane bir paket var. Açılabilir. Ha, bu arada buradaki orduya last stand verseniz sabaha kadar tutar ya da bu. Etrişin yemezsiniz kolay kolay. Evet, bu şey lider ölüyor. Normalde iç savaşın lideri Franco değildi. Bu abiydi. Ölüyor. Ha, birliklerimiz geldi mi? Çok iyi. Hemen Sevilla'ya mı açıyoruz abi? Sevilla'ya bu orduyu bir yığalım, değil mi? Sevilla'yı yiyorsun. Direktman paket için hazırlanıyorsun. Planningini bekliyorsun. Direkt buradan Volunteer Portekiz yardımına gidiyorsun. Portekiz de seni kırmayıp bayağı bir asker gönderiyor. Direkt buradan açman gereken cephe burası. Bakın debuffları silinmeye başladı. Direkt paket ata ata gidiyorsun. Direkt paket ata ata. Hiç öyle uğraşmıyorsun. Buraya birazcık daha asker koyulabilir. Bizim askerler biraz tavşanlık yapıyor burada. Pakıta falan girecekler. Girsinler. Ha bak, bu cephe açılmış mesela. O kadar önemli değil. Burası hiç önemli değil. Asker yetiştirirsin, koyarsın buraya. İspanyol İç Savaşı bu. Zaten anarşistler bunun içinden çıktığı vakit çok kötü bir senaryoya ulaşıyorlar. Bizim elit birliklerimiz gelsinler. Evet, gördüğünüz gibi hızlı hızlı ilk paketimizi atıyoruz. Yukarıyı da kurtarmaya çalışabilirsiniz. Asker askerdir deyip. Ama genelde hızlıca şu paketi atmak çok mantıklı. Evet, gördüğünüz gibi ilk paketimizi gönül rahatlığıyla atıyoruz. Cediz alındıktan sonra, evet, şuraya da bir paket. Yukarıda yediğiniz şeyin hiçbir önlemi yok. Hani açılmış, gitmiş. Zaman işi bunlar. Birazcık zaman geçer. Almanlar gelir, halledilir. AI sonuçta. Hemen bu birlikleri yok ediyoruz. Sevilla'yı direktman kapatıyoruz. Sevilla bittiği zaman şuradaki 57 gün sonra ben tekrar bir ofansif çekebiliyorum. Bu arada advisor'ları alabilirsiniz. Mesela Infantry var, çok mantıklı bu iç savaşta. Tabii onun yerine önce bir diplomatik PP advisor'lar alınabilir. Franco level hızlı atlayacaktır. Genelde hızlı atlıyor. Bazen exploit şey bug'a giriyor. Bazen atlamıyor. Gerçekten atlamıyor. Çaprazdan buna varın, vurun. Hiçbir sıkıntınız yok. Güzel bir paketiniz var. Portekiz yardımları gelecek. Ofansif hat şeyleri geçiyor. Alcazar görevine gidebilirsiniz. İkinizden sizin 264 gün sonra büyük bir kar istilanı çıkıyor ama hiçbir zaman yakalanmazsınız buna. Direktman buradan şu buff'lara gidebilirsiniz. Alman yardımını arttırabilirsiniz. Bu da Almanya'nın daha fazla volunteer atmasını yarar. Direkt buradan Civil War şeyini arttırıp daha hızlı açabiliyorsunuz. Evet, Portekizler bize yardım ediyor ve volunteer göndereceklerdir yakında.
Doktrine gittiler. Zart yapılır, zurt yapılır. İşte halledilir. Gerisi kolay. Limana doğruca koş. Şu limanı vermeseydik daha iyiydi tabii. Evet, bazı cephelerde şey yapılmış ama mesela size çok güzel bir exploit göstereyim. Eğer Madrid etrafını çevrelerseniz şey oluyor. Birlikleri genel cephede saplayalım için etrişim. Ama bu exploit dediğim gibi. Büyük bir hile. Kullanılmayı pek tercih edilmez. Nasıl oluyor? Evet, Alcazar mission'ı şey oldu. Niye? Toledo bize geçince Alcazar bypass oluyor. Eğer kurtarsaydık Alcazar'a ekstra bir sürü ekleyecekti. Ama Alcazar'a girdiğiniz saniyede save Alcazar bypass olur. Mesela şu abi de şöyle alıp ufak ufak minnak minnak paketler atarak bu iç savaşta çok eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk paketimizi attık, devam ediyor. Sonra tekrar bir cephe açacağız. Öncelikle şuradakileri bir ham yapalım. Gerekirse çok kolay. Çok kolay kapitüle oluyor İspanya. Özellikle faşist taraf çok kolay. Sadece cephede birazcık askeriniz oluversin. Mesela bu abi de buraya giderse ikinci paketimi attım. Paketi en güzel İspanyol İç Savaşı'nda öğrenirsiniz. Çünkü basittir. Mesela ben burada paket yemişim. Önemli mi? Değil abi. Buraya asker yiyor aslında. Daha çok işime yarıyor. Devam ediyorum. Buraya vuruyor. Sabah akşam burada öldürüyor kendini. Bense burada ikinci paketimi attım. Mutluyum. Keyfim yerinde. Şu abiyle saldırmayı bırakırsam. Artık ofansif emri bırakıyoruz. Birazcık birliklerimiz pozisyon alsın değil mi? Buradan da ofansif emri bırakıyorum. Dinlene dinlene vursunlar. Bak mesela liman terk ediyor. Direkt pakata girecek. Radyo çok önemli bu savaşta. Reinforce rate hayati olabiliyor. Askeri fabrika basabilirsin duruma göre. Biz zaten basıyorduk. Bundan sonra açacağın şeyler çok önemli. Evet, şimdi bundan sonrasında yardımlarımızı alabiliriz. Ama şöyle ki Franco'yu direkt faşist liderliğe terfi ettirebiliriz. Bu da Füs Partisi giden yolu açıyor. All following diyor, unutmayın. Şöyle ki Alman yardımlarını ben alacağım ufaktan. Füs Partisi zaten istediğim zaman gidebilirim. Değil mi? Şimdi bu tavşan burada yarım saate paket atmaya çalışıyor. Ben ona paket atacağım. İddialı. 8 gün sonra istediğim gibi bir yerde tekrar açabilirim. O offensive line'ı ve yine büyük bir paket atabilirim. Kayıplara bakalım. 46K, 3K. Keyifli mi? Fazlasıyla keyifli. Eğer burayı alırsanız unutmayın ki iç savaşa yeni bir soluk getirirsiniz. Çünkü burası düşünce anarşistler çok daha hızlı çıkıyor. Çok önemsenmeyecek bir yer değil ama hani çok da dert etmemeniz gerek. Mesela Bilbao'yu salıyor. Sağ olsun abiciğim. Gel gel Bilbao'ya gel. Hah, tavşan. Bitti. Hayatı kaydı mesela şu an. Bitti. Tabii arkamıza gelmesini bir tık engelleyelim. Mesela Madrid'de bizde. Savaşı çok kısa sürede bitirebiliriz biz. Şaka değil. Evet abi bundan sonra açacağım ofansiften kesinlikle şurası olabilir. Büyük bir paket görüyorum. Görüyorum evet büyük bir paket görüyorum. Onun açtığı yerlerden ben de avantajlı bir şekilde vurabiliyorum. Mesela şöyle. Bizim yetiştireceğimiz askerlerden varsa gelen. Buralar korluktan çıkıyor. Unutmayın. O biraz canınızı sıkabilir. Hiç daha askerimi kestirmedim. Bir tane bile askerim ölmedi. Onun ise dünya kadar askerini öldürdü bak. Direkt büyük pakıta gidiyorum. Buradan anarşistlerin çıkacağını hesaba katıyorum. Bu da İspanya Savaşı'nda öğretmemiz iyi oldu be. Evet abi. Burada kocaman bir pakıt diyor. Şuradaki önemli nokta şunları ayırabilirsiniz. Sürekli asistan verip organizasyonlarını öldürmezseniz çok basit olacak. HP'den ölürse ölür. O da önemli değil o kadar. Öleceği varsa ölür yani. Evet. York yedi. Onu daha önce yapacaktık biz. Önemli değil. Büyük bir pakete giriyoruz şu an. Hemen bu birimleri pinleyelim. Pinleyelim ki kaçamasınlar. Evet. Şahane bir paket daha. Ve burada ofansif açtığımız için burası çok hızlı düşecek. Yukarıya da arada sırada bir bakıyorum. Göz geçiriyorum. Orada fokus gidiyorum. Şey yapıyorum. Beşiktaş oynadığımız için sıkıntı. Faşist şeyleri, advisor'lar çok iyi bu arada. Haberiniz olsun. Savaşı istesem şu dakika bitirebilirim. Ama anarşistlerin çıkması daha çok işime yarıyor. Bu arada şu şeye bakarken şuradaki line'ı açtırdık mesela. Sıkıntı. Mesela şu aşağı doğru yürüsün tavşan. Yürüsün ki ben paket atayım. Evet teşekkür ederim. Tekrardan beni pakete izin verdiğin için.
Asker sayısı yetersiz olduğu için bir tık sıkıntı ama artık imha edeydi gidebiliriz. Bu line'lardan saldıralım ki imha gerçekleşsin. Yani o bir daha o paket kaçmasın DU. Şöyle yapabiliriz. Burada devamlı paketlerle sınayabiliriz onları. Mesela Alman oyuncuları genelde gelirse yardım eder. Böyle şey yapmazlar, birlik bitmezler. Burada birliklerimizi öldürtmeyelim. Yetişelim çocuklara. Evet, paket de kurtarıldı. Harikulade. İzin vermeyelim. Almanlar bize yardım ediyor. Evet, fokuslardan da artık İtalyan yardımları tamamen size bağlı. Volunteer ekstra gönderebilir. Franco'yu liderliğe terfi ettirelim. Güzel. Bakın Attrition'a girdi. Paket veriyor. Ve evet, fokusuna gitti ve bize 5 volunteer dağıttı. Bunu Kalis Straf pek yapamıyor. Haberiniz olsun. Biz buradan yürümeye devamlar edelim. Gel bakalım. Devamlar edelim. Konuşmayı da unuttuk iyice. Devam. Burada da yine çok güzel bir paket fırsatımız var. Değerlendiririz belki. Her zaman için 165 günü hesaba katarak oynuyorum. Benim ofansif açmam gereken yer burası. Şu paket bittiği zaman ben çok çok rahat edeceğim. Anarşistler yakında bunun içinde spamlanır. Oturur sıra ağlasın ondan sonra. Güzel. War ekonomiye geçmeye gerek yok. Modu biliyorsunuz zaten. Evet, basacağımız askerler şurada bir tane çıkabilir. Önemli olan şuradan güzel bir paket atmak. Şöyle yaparsak bir paketimiz daha var var. Gördüm gördüm var. Ne kadar çok paket o kadar çok Army Experience. Buradan iyi bir Army Experience'a çıkmamız lazım bizim de. Buralar dağ olduğu için ele geçirmek bir tık zor oluyor. Ama en nihayetinde başarırsınız tabii. Önemli olan elit birlikleri kullanmak. Bakıyorum arada 25 gün sonra ekstra bir ofansif çizebiliyorum. Evet, burayı hemen bir kapatalım. Burada kapanmış, geçmiş olsun. Bitti. Anarşistlerin çıkmasına fırsat bile vermedik. Ha bu arada en önemli hatamı da söyleyeyim. Ben uçak vermeyi unuttum. Uçak verin abi. Tavşanlığıma denk geldi. Anlatırken bazen zor olabilir. Uçak verin. Uçak çok önemli. Uçak verseydim ben daha çok daha iyi ilerleyebilirdim mesela. Ya yine iyi ilerledik. İyi. Ama daha iyi ilerleyebilirdik. Her zaman daha iyisi vardır, unutmayın. Ya gidip de çok erken bir tarihte bitiremezsiniz ama her zaman daha iyisi olduğunu unutmayın. Franco'nun birliklerini bol bol kullanıyoruz. Çünkü Franco'nun birlikleri inanılmaz kaliteli. 100 hata var. Evet, bu İspanya Savaşı'nda kaliteli demek. Sıkıştırıyorum. Ya bu gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor ya. Evet, liderimiz olarak Franco başa geçti ve gayet iyi bir lider kendisi. Hemen bu fokusa da gidiyorum. Rivera'yı kaldırıp ondan sonra buna gidiyorum. Sonra da aslında şuna gidip direktman Carlistlerin Uprising'ine 70 gün ekleyip oynamak daha mantıklı. Ayrıca bize askeri fabrika verecek. Aragorn tarafında. Sonra şuna, sonra şuna. Arada yardımlar alabilirsiniz. Bu normal. Paolo, Paolo, yürü, şuraya yürü. Evet, paketlerimiz sonuca ulaşacak. Evet, ofansif çizebiliriz. Şu an nereyi isteriz? Mesela paketi erken bitirmek için burayı alabiliriz. Yukarıya gerek yok. Erken bir paket sonuçlanması için Valencia'ya vermeye gerek yok da şu paketin erkenden bitmesi için orayı istiyorum mesela. Burası bitti artık. İki line'da olunca tutabiliyor ama artık tutamayacak. Burası imha. Burada imha olacak. Şurası zaten imha. İmha da imha. 37 yılındayız. Aslında kötü bir oynayış ama anarşistler garip bir ki çıkmadı. Tercih etmediler çıkmayı. Garip. Biz olsak 50 defa çıkar ama evet. Yukarıyı tam kontrol edemediğimiz için anarşistler çıkmayı reddetti. Vay be. Reddedebiliyorlar mı? Ediyorlar. Duruma göre işte istediğiniz sektörünce gidersiniz.
Fighter buff'ımız var. Ya şöyle ki fighter'ı açıp öyle gitmek daha mantıklı. Mesela şu fighter'ı açsaydım 40 fighter'ına buff'ım olacaktı. Onu söylemeden geçmeyelim. Onu söylemeden geçmeyelim. 40 fighter'ına mesela buff'ım olacaktı ve ben 44 fighter'ını araştıracak. Şey pardon. 36 fighter'ını araştırsaydım 40 fighter'ına buff'ım olacaktı ve onu araştıracaktım. Dolayısıyla daha iyi olacaksın. Biz birazcık görmezden geldik. Ya, muhabbete daldık. Dalmayın abi. 40 fight'ını çok erken sürede açın. Hala askeri Faruk'a basabilirim. İç savaştayım. Valencia'yı boş bırakması çok kritik bir hata. Valencia bir liman ve burası bir packet. Güzel, iki division'ı daha götürdük. Ve şuradan gidebiliriz. Evet, anarşistler tam zamanında çıktı. Anarşistler çıktı gibi kapitüle olacak gibi duruyor. Şöyle arada şey yapın, cepheyi düzelsin. Anarşistlerin çıkmasıyla İspanya'nın resmen devir teslimi gerçekleşiyor. Çıkartma atabilirsiniz. Mesela şöyle ki en elit birliğimi alabilir miyim? Çıkartma atıp Barcelona'yı direkt çat diye düşürebilirim. Ama biraz daha army experience kasmak istedim. Ülkeyi geç toparlama pahasına yapılabilir. Füsu Partisi'ne kesinlikle gidiyoruz. İlk gitmemiz gereken Füsu Partisi, yoksa iç savaş yeriz. Kötü olur. Şurayı artık bitir. Burayı da bitir. Evet, donanmamız var. Çıkartmayı alalım. Güzel. Carlist Uprising'ini 140 gün daha arttıracak olan Fox'a gidiyoruz. Yani Carlist isyanını yaşamanız imkansıza yakın. Faşist taraf oynuyorsanız. Savaşı bitirdik bile. Anarşistler ölecek şimdi. Anarşistlerin zaten bir tek işi şey yapmak. Bunların gücünü düşürmek. Burada bu birlik oraya gelmedi ya. Evet, anarşistler düştü. O kadar hızlı oynadık ki. 16K'ya 170-121K. Burada çıkartmaya gerek kalmadı, görüyorsunuz. Bitirin. Yani tutuyormuş limanı. Benim şanssız. Bir şey olmaz. Şimdi o son ofansif yani Aragorn'u açıp bitiriyor. Zaten kendisi açıyor. Kendi ayağını kendisi sıkıyor. Çok teşekkür ederim. Liman çıkartmasına takviye atalım. Güzel. Burayı ofansif açarak hayatın hatasını yapıyor. Ben olsam açmazdım. Uçakları nerede tutuyoruz? Şuraya alalım. Evet, son derece muntazam bir şekilde Barcelona düştüğü vakit o da düşecek. Tüm gücümüzle Barcelona'ya saldırıyoruz. Dediğim gibi uçak bufflarını doğru kullanmanız da mantıklı. Gayet iyi. Olur sizler için. Bitti. Güzel. Focus bypassladık. Şu Kalis'i bypasslamayacağız. Ivarian Fang'de gerek yok bu arada. Ele geçirelim biz onları. Oyun kurallarımız gereği 38.5'ta ilk Justification'ını Miner olarak Iveria şeye Portekiz'e atabiliyorsunuz. Savaş bitti diye yanlış anlamayın. Kalis'i yersiniz hala. Yani o Kalis isyancısını yemek istemiyorsanız hemen bu Kalis Uprising'lerine gitmeniz lazım. Ama bak, gördüğünüz gibi biz bu fokuslara gitmedik. Dolayısıyla ne oldu? Bu buff'ları alamıyoruz. Şu an daha vaktimiz var. Neredeyim baksan 200 gün. Çok uzun bir vakit. Dolayısıyla bu fokuslara gidebiliriz istediğimiz gibi. Füsu Partisi'nden sonra işiniz çok kolay artık. Bundan sonra buff al. Buff al, buff ver. Ya bu zamana kadar ne alabiliriz? National Party. Otokrat kalın bu arada. Faşiste dönmenize gerek yok. Ama Faşist Advisor'ı da alabilirsiniz. Dediğim gibi çok iyidir. Neutrality gerek yok. Buna gidebilirsiniz. Advisor'ları dediğim gibi iyi. Şu Advisor gerçekten iyi de işte faşizmi biraz dengelersiniz. Otokrat kalmaya çalışın. Faşisti kötü değil de bu bütün bufflardan yararlanıyor İspanya olarak, o yüzden. Arma ofansiften tutun şeye kadar iyidir. Arma ofansifi genelde tercih edin. Buradan gerek yok. Bunu alabilirsiniz.
İç savaşın sonuna doğru gidip de bunu almayın, Wombat Workers'ı gerek yok. Olası bir Portekiz savaşında alırsanız. Şu Kalis'i de artık Focus Auto şeye geçebilir miyiz? Komplete. Anladınız. Bundan sonra zaten süre de yetişiyor, şey de yetişiyor. Buna gidiyorsun. Buna gittiğin saniyede yine 140 gün ekliyor. Sonra buna gittin. First Parties'e gittiğin zaman partileri kapatıyorsun ve ülkede barış, refah ve mutluluk. Yersen, yemezsen yapacak bir şey yok. Kalis isyanı çıkmıyor hiçbir şekilde ama Kalis isyanında bitirdikten sonra sıkıntı şu. Korunuz yok bu bölgelerde. Gördüğünüz gibi korlamak için ekstradan bunun fokuslara devam etmeniz lazım. Korlama fokusları geliyor. Ülkeyi yeniden inşa et. Ama siz bunu nasıl bypassıyorsunuz? Portekiz'e Vargol atıyorsunuz, anneksiyorsunuz. Sonrasında da İberya'yı formluyorsunuz. Tebrikler, artık buraları tekrar korlamanıza gerek kalmadı. Dolayısıyla daha kolay oluyor. Ve şöyle ki, iç savaş yaralarınızı daha hızlı sarabiliyorsunuz. Fokuslarınızın bazıları bypass oluyor. Eğer ülkeyi faşist yaparsanız bu buff'lara gidebiliyorsunuz. Otokrat'ta kalabilirsiniz. Yine aynı yaraları sarabiliyor. Faşist yol birazcık daha güçlü. Almanın sağ solu pek belli olmaz. Biz normal yolu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi gayet bufflı ekonomik yolu. Army yolu da yine öyle. Yine her şey buff'ı var. Fighter modeller ve Closer Support'a yine 100 buff oluyor. Yani 44 uçağına erken gidebiliyorsunuz. Demek oluyor ki bu. Buralar her yere. Fort Dizio, Fransız sınırı. Joint Axis Focus'u var. Armor teknolojiyi veriyor. Recadable Population'ı var. Otokrat da yine arttırıyor. Resource Loot'u burada. Şu sizi ekonominizi var ekonomiye çeviriyor ama biraz faşistik veriyor ve Limited Consumption'a geçiriyor. Buradansa monarşiye tekrar dönebilme yolunuzu açıyor. Deneyebilirsiniz. Mantıklı. Ama Diktador Life da çok güzel oluyor. Franco'nun buff'ları daha da fazla artıyor. Ve Franco'yu gerçekten devasa bir şey çeviriyor. Ama Restoran Monarşi'ye de gidebilirsiniz yani. Niye olmasın abi? Yani Alfonso'yu bu yoldan da çevirebilirsin. İlla Carlis gitmek gibi bir durumda değilsin. Ama şöyle ki bu şey sıkıntı, bu buff'ları almak çok önemli. Carlis gidiyorsan bir anlamı olsun değil mi buradan? Bu direkt sivil savaş yaralarını kaldırıyor ve bitiyor. Öyle yani. 42 kadar bir buff'ınız oluyor ve kan sömürgüsünüz 0'a kadar çekiliyor. Şu ekonomide aldığınız zaman 0'sınız. Devam edin işte. Vargol veriyormuş bize. Yani. Savaş açabilir bu arada. Şöyle ki, French Republic eğer Vichy Focus serisine sahip olursa ondan North Afrika'yı isteyebiliyorsunuz falan filan. Gibraltar'a fokusunuz var. Naval Doctrine'leri var vesaire vesaire. Yani şu an eğer Diktator Life'dan devam etseydik gayet güzel devam edecektik ama biz farklı bir şeye döndük. Karis'te de dönebildiğini gösterdik. İberya'yı da korladığınız zaman, şey, İberya'yı da formladığınız zaman kesinlikle iç savaştan hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyorsunuz ve 70 fabrika gibi güzel bir rakama ulaşıyorsunuz. Bundan sonra birazcık daha sivil basılır. Ortalama 38,5'da askeriye dönülür. Devam edersin, devam edersin abi. İlla 100 sivil ulaşmana gerek yok. İberya'yla 70 sivil çok yeterli bir rakam. Neden? Abi herkes senden ticaretine dönecek. Bir yerden sonra o tanklar için Tangistan gerekli olacak. Değil mi? Ve sen o şeyi arttırdıkça şöyle ki. Sen kaynaklarının verimliliğini arttırdıkça ne oluyor biliyor musun? O Tangistan canavara dönüyor. 1000 Tangistan'a ulaşmak istemez misin? Bunu başka neresi arttırıyordu? Şurası değil de bir yer daha arttırıyordu. Kuantiti mi arttırıyordu? Neyse çok da zorlamayalım. Şuralarda arttırıyor. Buralardan belki duruma göre state kapitalizm olabilir. Kansım bu açısından ya da bu direktman olabilir. Construction speed açısından kapitalizme gidersin. Bu birinci yolunludur abi. Bir de bir yerde daha vardı. Daha çok kaynak vermek için dışarıya. Evet bu. Çok güzel bir buff. Ecclesiastes for all yine alınabilir. Free Press sistemi otokrat kalırsanız çok mantıklı bir tercih olabiliyor. Şuna da gidelim. Bu taraf size kalmış. Burası yine size kalmış. Burası yine size kalmış. Alıp almamak. Burası yine kaynak verimliliği açısından önemli. Şu an için kaynaklarımız 642
durumda. Bir de şunu şöyle yapacağız. Buralara altyapı dikmeniz durumunda ne olur? Buralara pek bir mantıksız da şu bölgeler çok önemli. Tungsten'ın bol olduğu yerleri dikin abi. İyice kapat. Research. 10. Evet. Niye bunu açtım? Şu an kaynağım benim altyapıyla ulaşabileceğim 725 maksimum. Ama eğer ben gidip de buradan endüstriden şu buff'larımı alır isem 41 yılında ulaşabileceğim kaynak 960. Bunu bir yardan da arttırıyorduk da işte unuttum. Buradan mı arttırıyorduk? Research Gale Efsiri. Galiba. Buradan bir yerden daha fazla arttırabiliyorsunuz. Ve ulaşabileceğiniz 1000 kadar tungsteniniz oluyor. Dışarıya daha da fazla ihracat ediyorsunuz. Bir fabrikada uçuyorsunuz. Yani herkes size fabrika dönüyor. Keyifli. Çok keyifli abi. Bir yerden daha artıyor da işte 1000'i geçebildiği oluyor çoğu zaman. Öyle diyelim. Evet, öyle diyelim. Anlatabileceklerimiz herhalde bu kadar. Tam olarak nereden veriyor? Hala onu arıyorum ama bulamıyorum. Bulamıyorum. Başaramıyorum. Dediğim gibi. Öyle. 1000 tane tangasınız oluyor ve tüm dünya sizden alabiliyor. Özellikle Axis tarafı size çok muhtaç. Med basacaksa eğer gidip de bir Malaya'nın kaynakları anca İngiliz ve Amerika'ya yeter. Ama İngiliz de kendini geliştirirse yine 600-700'e kadar tangasını çıkartabiliyor. Ama siz Axis için dünyadaki en verimli med kaynağısınız ve tangasın açısından. Şöyle ki sizi ya işgal ederler ya da yanlarına isterler. Yanlarına girmek genelde daha mantıklı. Alman uyusunun motivasyonuna göre Fransa'dan size şu topraklar bağlanabilir. Buralar için harpiniz yaparsınız. Afrika'dan ise eksik olanı tam edersiniz ve Fas'ı alırsınız. Belki Tlemcen alır, İtalya verirse eğer o toprakları da alabilirsiniz ve güçlü bir konum alırsınız. Sizin namusunuz Gibraltar'dı. Gibraltar'ı bir şekilde harpiyle almaya çalışın. Almayı vermiyorsa da savaşın. Med tanklarınız çok güzel. Med tanklarına da devam edebilirsiniz. Evet, buraya kadar da. Genel olarak med design üzerinden gidin. Gidip de hani heavy basmayın diye diyorum. Çünkü sizin tankısınızda buff'ınız var. Çeliğiniz az. Evet, çelik konusunda sıkıntı ama çelik dikilebilen bir kaynak. Bu oyunda sahip olamayacağınız tek kaynak. Tek kaynağı söyleyelim mi? Hangisi? Alüminyum. Çelik, lastik. Bunlar basılabiliyor. Petrol dahi basılabiliyor. Ama tungsten dünyada sadece belirli yerlerde var. İspanya'da, Amerika'da ve Malaya'da. Biraz da Çin'de var. Dolayısıyla değerlisiniz. Değerli hissettirin kendinizi. Almanya'ya yanlayın. Derseniz ki Karlist oldum ben. Bu beni kabul etti. Ve direkt kor olarak geldi. Ben Karlist olarak hani Portekiz'i aldım. Güçlüyüm. Hiçbir ülke kurmadım. Ne kurabilirsin? Valla teknik açıdan Afrika'ya kurma potansiyeli olan bir ülke desem yalan olmaz. İtalya ile anlaşıp kurulabiliriz. Ama ada ada fethetmeniz lazım. Ve belki yeni dünyaya bir sefer düşünebilirsiniz. Kurulabilir ülkelerde yine en mantıklısı yani Afrika'dan bir ülke olur herhalde. Şimdi düşünün de bulamadım. İberya ile illa ki kuracak bir şeyler bulabilirsiniz abi. Sıkıntı olmaz. Şu topraklarınızı da satabilirsiniz. Atıyorum satabilirsin. Bedavaya verebilirsin. İyi ilişkiler için. Hong Kong'u mesela. Hong Kong ve Guay'ı. Hong Kong demiş burada. Hong Kong'un yanındaki Macau'yu ve şurayı Guay'ı RP ile satabilirsin. Sıkıntı olmaz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. İspanya Route 56 RP'de böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza da gittiyse bir like bırakırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.